Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın bir röportajına uzanacağız. Haluk Bayraktar son gelişmelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Haluk Bayraktar neler söylemiş, hep birlikte öğrenelim. Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan detayları sizler için kenara köşeye not etmiştim. Onları aktaracağım. Haluk Bayraktar dedi ki 2024'te en az 12 adet Bayraktar Kızıl Elma üreteceğiz. 2025'te bu sayıyı artırarak devam edeceğiz. 2026'da en az 48 adede ulaşacağız ve bu katlanarak devam edecek. Bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretilecek. 2025'te ise bu sayı en az 50'ye çıkarılacak. İddia ediyorum 4 yıl içerisinde Türkiye'de motor yapılacak dedi. Açıklamalarının devamında Haluk Bayraktar, Baykar'ın sadece Kızıl Elma için şu anda öz kaynaklarıyla 1 milyar dolar harcadığını belirtti. Şirket şu anda yılda 250 adet Bayraktar TB2 ve 50 adet Akıncı TİHA üretiyor. Kızıl Elma'nın 3. prototipi üretim aşamasında. Bayraktar TB2 için BM100 isimli yerli bir motor geliştirildi. Baykar gelecek 5 yılda uçak motorları için 300 milyon dolar yatırım yapacak diye açıklamalarını sonlandırmıştı Haluk Bayraktar. Mesela Kızıl Elma'ya 4 sene içerisinde yerli bir motor yapacağına inandığını belirtti. Bu oldukça önemli. Hemen devamında Haluk Bayraktar'ın açıklamaları ne yazık ki bazılarını üzecektir. Hangi açıklamasından bahsediyorum? Bayraktar TB2'ye yerli bir motor ürettiğini duyurdu ya. Hani belli bir kesim vardı. O kesimi siz çok iyi biliyorsunuz. Gelip dururdu adam, işte ne derdi? Ya efendim, işte Bayraktar TB2 her şey yerli diyorsunuz da motoru niye Kanada'dan, oradan, şuradan, buradan alın? Bunu sürekli derlerdi değil mi? Artık Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından da anlayacağınız üzere BM100 motoru, büyük ihtimalle Bayraktar Motor kısaltması, kendi imkanlarıyla Baykar, tabii ki de TEİ'den de destek alınmıştır. Kendi imkanlarıyla yerli motorunu da Bayraktar TB2 için üretmiş oluyor. Yani artık Bayraktar TB2'nin vidasından motoruna, elektronik aksamından kamerasına kadar her şeyi yerli diyebiliriz. Devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde, hani geçtiğimiz videolarda ben sizlere sürekli aktarmaktaydım. Özellikle de terör örgütü YPG PKK'ya verilen insansız hava aracı, kamikaze insansız hava aracı desteğinden bahsetmekteydim ya. İşte Almanlar, Amerikalılar, İranlılar bir oldu, YPG PKK'ya destek veriyor diye. Kıymetli dostlar, dün gece saatlerinde özellikle de Irak sınırında çok hareketli dakikalar yaşanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstüne saldırı yapmayı planlayan YPG PKK bomba yüklü kamikaze dronlarını kaldırdığı esnada çok garip bir Türk sürpriziyle karşılaştı. Garip diyorum çünkü beraber video izleyeceğiz. Gerçekten de hak vereceksiniz. Olası YPG PKK'nın kamikaze drone saldırılarına Türkiye nasıl cevap veriyor? İsterseniz hep birlikte bir öğrenelim. Dün gece saatlerinde Zap Pençe Kilit bölgesindeki Matin Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir kamikaze insansız hava aracı saldırı aşamasındayken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Videoyu isterseniz ben hiç böyle ses vermeden bir izleyelim. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Güm güm güm. Videoyu izledik ve şunu belirtmek isterim. Şimdi videoyu bir analiz ettiğimizde ilk böyle bir parıldama geliyor. O parıldamanın ne olduğunu ben ilk bakışta, kıymetli dostlar, acaba dedim, türlü türlü insansız hava aracı mı bunlar? Her parlamada yeni bir insansız hava aracı mı vuruluyor? Daha sonrasında en son patlıyor ya havada bir tane kamikaze. İşte onda bomba yüklü. Hani şu İran'ın şahitleri var ya, bomba yüklü havada imha olurdu. Ukrayna'da, Rusya'da görmüşsünüzdür. Havada patlayıverirdi. Aynı şey aslında dün gece yaşanmış. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Atışlardan, sese baktığımızda bu hava savunma sistemi nedir?
düşündüğümüzde bana birazcık korkut gibi geldi kıymetli dostlar. Çünkü her atış gerçekleştiği esnada illaki bir parıltı çıkıyor. Yani bunlar nokta atış. Gecenin köründe işte PKK'lı kaynaklar şey diye belirtmişler. Türk askerleri havayı tarıyor falan filan. Ulan gecenin köründe insan gözüyle, piyade tüfeğiyle nerede bir tane kamikaze insan sava aracını vuracaksın? Bunlar kendilerine, bunlar herhalde bizi Ermeni askerlerle karıştırdı. Hatırlarsınız 2. Karabağ Harekatı'nın başlarında Ermeniler Bayraktar TB2'ye tüfekle ateş ediyordu ve gündüz vakti ateş ediyordu. Yine düşüremiyorlardı. Yani hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öyle havayı rastgele taradığı falan filan yok. Bunlar tamamıyla propaganda amacıyla söylenen şeyler. Şunu belirtmek istiyorum. Gecenin köründe dahi zaten insan sava aracının tehlike olduğu üstteki askerler tarafından anlaşılmış ki hep nokta atışı hedefe atışlar gerçekleştiriliyor. Yani gecenin köründe küçücük kamikaze insan sava aracını görmek gerçekten de büyük bir teknoloji ister. Benim tahminlerime göre Korkut'tan atış yapılmaktaydı. Tabii ki de yorumları belirtebilirsiniz. Ama yani bu teknoloji bambaşka bir seviye. Kusura bakmayın, kamikaze deyip geçmeyin kıymetli dostlar. Özellikle de gecenin köründe bunları engellemek yürek ister. Mesela Ukrayna'da mobilize birlikler vardı. Aynı böyle kamikaze insan sava araçlarını engellemek için ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Bir tane işte pick-up'ın arkasına makineli tüfek kuruyorlar. Uçak savar tarzda değil. Daha böyle küçük yarı çapta mermiye sahip. O makineli tüfeğin hemen yanında ise bir tane böyle flaşör ekibi var. Işık tutuyorlar. Neye ışık tutuyorlar? Kamikazeye ışık tutuyor herifler. Makinalı ekipler de kamikazeye ışık tutulduğundan dolayı görebilirsek vuralım derdine düşüyordu. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu dahi yok. Zaten radarlarımızda bu insan sava aracı gözüktüğünden dolayı hemen böyle sistemlerimiz tak 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 nokta atışı adrese teslim atışlarını gerçekleştiriyorlar. Bu oldukça önemliydi. Şimdi hemen devamında ise tabii hepsi böyle vurularak düşürülmüyor. Bazıları da elektronik harp kullanılarak düşürülüyor. Hangisi mesela? Yine bu konuya dair de önemli bir görsele ulaştım. O karşımıza bir gelsin. Mesela dün gece hani PKK-YPG saldırı gerçekleştirdi dedim ya Türk üslerine. Mesela kıymetli dostlar hepsi böyle vurularak düşürülmüyor havada. Bu görmüş olduğumuz insan sava aracı Çin yapımı Mugun 3'e çok benzer. Hani bizzat Mugun 3 diyemem ama gerçekten de sırf ondan kopya çekilerek yapılmıştı. Kıymetli dostlar bu insan sava aracı elektronik harp sistemlerimiz tarafından düşürülmüş. Şimdi diyebilirsiniz Kaan nereden biliyorsun, orada mıydın? Kamikaze insan sava aracında hiçbir hasar yok. Görmüş olacağınız üzere tamamıyla elektronik harp sistemiyle düşürüldüğünü zaten bu durum doğruluyor. Hemen kanatlarında anten sistemi, onu takmış PKK'lılar. Önünde ise basit bir kamera. Görmüş olacağınız üzere buraya patlayıcı koyuyorlar kameranın hemen arka tarafına. Daha sonrasında ise kamikaze dalış gerçekleştiriyor. Bunlara ağabeyleri akıl vermiş. Gidin Türklere karşı şunları şunları kullanın. Biz size gereken teknolojiyi sağlarız demiş. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gerek Türk savunma sanayisi olarak zaten bu konulara baştan beridir hazırlıklıydık. Mesela dün Sayın Ahmet Akyol Fransa'da fuardaydı. Sayın Ahmet Akyol mesela açık bir şekilde dün Fransa'da atom mühimmatından bahsetti. Aselsan üretmiş olduğu 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat. Korkut sistemine atomu takıyoruz. Daha sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Mesela üzerimize kamikaze geliyor değil mi? Korkut zaten elektronik radarlar vasıtasıyla onu görüyor. Yani mobilize bir şekilde öyle piyade nişan alayım da işte drone'a ateş edeyim Ukraynalılar gibi değil. Radar zaten Korkut sistemi onu otomatik takip ediyor namlu. Daha sonrasında atom mühimmatı 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat bir salınıyor. Belki de hani havanın her tarafında küçük küçük böyle bilyeler saçılmış oluyor. Yani biri değmezse diğeri değiyor ve yanlış hatırlamıyorsam bir dakikada 1000 küsür mermi atabiliyor Korkut'umuz atom mühimmatını. Yani olaya bakar mısınız? Hadi bir tane bildeden kaçtı, diğerinden kaçamayacak. Hani basit bir tabirle aslında saçma tüfek atarız bir yere. Hedefe bir tane saçma değmezse kesinlikle bir tane saçma değmiş olur ya. Bu İHA'lar da zaten basit İHA'lar. Bir tane bilye bile değse o zaten düşer. Bundan dolayı özellikle de Korkut sistemimiz, atom mühimmatımız bundan sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri için gerçekten de çok büyük önem arz edecektir. Benim tahminlerim bu şekildedir. Rabbim tüm askerlerimizi, sınırdaki tüm Mehmetçiklerimizi, güvenlik mensuplarımızı, tüm terör unsurlarının saldırılarından muhafaza eylesin. Rabbim ayaklarına taş dahi değdirmesin diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için yaşanan gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Şimdi Yunanlara sorsanız en güçlü ordu birlikleri olarak donanmalarını gösterirler. Donanmamız bizim dünyada tektir falan filan
falan derler. Kıymetli dostlar, biz Atmaca gemi savar füzemizi bileceğiniz üzere yapmıştık. Şu anda da kullanımda. Bu haberi gördükten sonra olan dedim, Atmaca'ya falan hiç gerek yokmuş. Niye böyle dedim? Yunan donanmasına ait geminin gövdesinde delik açıldı. Yunan donanması envanterinde yer alan Le Combattene sınıfı geminin gövdesi görev sırasında delindi. Füze atışı yapmaya çalışıyordu bu gemi. Gerek tuz gerekse de işte aşırı korozyondan dolayı füze atışı esnasında bu görmüş olduğunuz geminin gövdesinde delikler açılmış. Kısacası Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir çatışmada Atmaca füzesini kullanmadan zaten Yunanların gemileri bakımsızlıktan, hurdalıktan kendini yemeye başlamış. Zaten kendi başlarına dahi gemilerini zor yüzdürüyorlar. Hemen devamında ise bileceğiniz üzere artık NATO'da bir bayrak değişimi yaşanacak. O günlere az kaldı. Stoltenberg'den önemli bir açıklama geldi. Bugün de Politico mesela Hollanda Başbakanı Mark Rutte'un NATO Genel Sekreteri olduğuna dair önemli bir haber paylaşmıştı. Dün de mesela NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg dedi ki Hollanda Başbakanı Rutte NATO Genel Sekreterliği için çok güçlü bir aday ifadesini kullanmıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da bir ikna ziyaretinde bulunmuştu Mark Rutte. Ama gerçekten de şunu belirtmek isterim ki Stoltenberg eğri doğru en azından diğer NATO sekreterlerine nazaran yani Türkiye'ye birazcık daha objektif yaklaşan bir liderdi. Bakalım Mark Rutte nasıl olacak? Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise YPG PKK terör örgütü Mazlum Abdi'nin bir ağlayışına uzanacağız. Mazlum Abdi dedi ki kıymetli dostlar, Amerikalıları Suriye'de beklenen askeri operasyonu durdurması için Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. DAEŞ'e karşı Washington ve uluslararası koalisyonun yanında savaşıyoruz diye Mazlum Abdi açıklamalarını sonlandırmıştı. Tamam, bunlar kıymetli dostlarına nanayı yemişler artık. Bunlardan ne zaman işte biz DAEŞ'e karşı ABD ve müttefikleriyle beraber savaşıyoruz açıklaması geliyorsa bilin ki terör örgütü köşeye çok feci sıkışıyor. Dertleri önümüzdeki aylarda yeni bir tarih belirttiler. İşte o gün seçim yapacaklarmış sözde. Suriye bölgesinde. Tabi ABD'liler istediklerini vermedi bunlara. Niye? Türkiye çok ciddi bir baskı uyguladı ABD'ye diplomatik kanallardan. Devamında son olarak zaten Esad'ın gönlü yok. Esad hiçbir şekilde istemiyor. Bunlara Esad ABD'nin uşağı gözüyle bakıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Devamında son olarak da artık Rusya. Rusya'yla da yapmış olduğumuz diplomatik görüşmeler sonucunda Rusya'da böyle bir seçime biz karşıyız dedi. Kısacası bunlar hiç kimseden destek alamadıktan sonra böyle bir işe zaten girişmeyeceklerdir. Çünkü kendileri de çok iyi biliyor. Arkalarında ağababaları olmasa Türkiye onları bir kaşık suda boğar. Bunun farkında olduklarından dolayı ağabeylerinden izinsiz hiçbir şekilde hareket dahi edemeyeceklerdir. He oldu da biz seçimi illa yapacağız mı dediler. Harekatın günü de o gündür kıymetli dostlar. Hani ben gülüştürdüm ya geçenlerde sandıklar bu sefer gerçekten patlar diye. Mecazen her siyasi kullanır seçim öncesinde sandıkları patlatacağız diye. Bu sefer gerçekten sandıklar başlarında patlar. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten de böyle bir durumu hiçbir şekilde görmezden gelemez diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.